Herkese selamlar. PHP eğitim setimizin 45. dersiyle birlikteyiz. Bu derste biraz daha function'ları da return'e değinmeyi düşünüyorum. Bu return olayını tam olarak anlamanızı istiyorum. Şuraya dikkat edin. Echo ile operation diye bir function ismi tanımlamıştım. Bunu çekiyorum. Diyorum ki ekrana bas. İki tane parametre gönderiyorum. Birini de topla diyorum. İşlem yapacağım işlemi gönderiyorum. Birinde de bir number gönderiyorum. Sayı gönderiyorum. Bu sayıyı bir işleme tabi tutacağım. Geliyor function'ımın içerisine. Operation'ın içerisinde bu iki parametreyi alıyor. Diyorum ki ilk parametre toplaya eşitse şuradaki işleme bir numara ver. Process işlem demek. 1 diyorum. Çıkarma işlemi ise process'e 2 değerini ata. Çarpma işlemi ise process'e 3 değerini ata. Bölme işlemi ise bölme işlemi yapacağım. Else yani diğerse 4. işlemi yap diyorum. Güzel. Burada 4 tane işlem yaptıracağım. Bunlara numara verdim. Ve burada şuraya dikkat etmenizi istiyorum. Return ile normalde biz ya bir değişken ya da echo ile yazdıracağımız bir şeyler alıyorduk. Bir sonuç alıyorduk. Ama bu sefer return'e bir function gönderdim. Calculate hesapla adında bir function'a iki tane parametre içeren değer gönderdim. Bunu göstermek istedim. Şimdi o function'ı da yazalım. Function'ıma gönderilen process ve number'ı aldı. Process 2 ve number 2 variable'ının içerisine yazdırdık bu iki parametre. Bu parametreyi kontrol ettiriyoruz. Bakın 1'e eşitse toplama işlemi yapacaktık. Bakın diyorum ki burada 1'e eşitse o halde topla. Neyi? Bu gönderdiğim number 2. Şurada 70 değerini gönderdim. Buradaki number 2'yi aldı. Number 2'yi 7 ile toplayacağım. Çünkü dedim ki ilk işlem toplaysa gelecek şurada bakacak. Topla tamam. Proses'e 1 atadı. Gelecek proses artık 1. 1 ise diyorum ki toplama işlemi yaptır. Proses 2 ise yukarıda ne yapmıştı? Proses 2 çıkarma işlemiydi. Geliyorum proses 2, 2 eşitse diyorum ki buradan number 2'den 7 sayısını çıkar. Yukarıda 7 sayısını toplamıştık. Burada proses 3 ise çarpma işlemi yapacak. O halde 7 ile çarpacak. Eğer proses bunlardan herhangi biri değilse 4 değerini atıyordu. 4 değeri de bölme işlemidir. Gördüğünüz üzere 7'ye bölecek. Ben burada bu result variable'ını atadım. Burada da return ile result variable'ını çektim. Yukarıda return ile bir function'a return ettim. Burada ise bir değişkeni return. Burada result'ı alacağım. Echo ile ekrana yazdıracağım. Bakalım toplama işlemini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi mi? 77. Doğru. Çıkar deseydik. 70'ten 7 çıkardı 63. Doğru. Çarp deseydik. 70 ile 7'yi çarpacak mı? 490. Doğru. Bölecek mi? 70'i 7'ye böldüğünde 10 sonucunu elde ederiz. Başarılı bir şekilde çalıştı. Ben burada aslında şöyle de yapabilirdim. Burada operation function'ına topla ve 70 diye bir değer gönderdim. Geliyor. Burada artık topla yazacak. Çünkü şuradaki parametremiz topla. Şuradaki 70 değeri oluyor. Number yerine 70 yazacak. Getiriyorum. Koşullarımı yazıyorum. Diyorum ki parametre toplaya eşitse process'e bir değerini at. Parametre çıkar işlemine eşitse 2 değerini ata. Çarp ise 3 değerini ata. Eğer bunlardan herhangi biri değilse 4 değerini ata. Güzel. Sonra return ediyorum. Geri döndürüyorum. Nereye? Bir function'a return ediyorum. Calculate hesapla adında bir function. Ve içerisinde şuradaki prosesi ilk parametre olarak gönderiyorum. İkinci parametre olarak da şuradaki number'ı gönderiyorum. Geliyor calculate içerisinde. Proses neydi? Şuradaki proses 1, 2, 3, 4 değerlerinden birini alıyordu. Ben topla dediğim için proses 1'i alacak. Yani artık şurada da 1 yazacak. Number 2'de zaten 70 değerini atadık. Şurası da 70. Geliyor. Diyorum ki eğer proses 2 1'e eşitse toplama yap. 7 ile topla. 2'ye eşitse çıkar. 3'e eşitse çarp. Bunlardan herhangi biri değilse böl. Bu şekilde result'ı da return ile gönderiyoruz. Bakın burada koşullu ifademin dışında olduğuna dikkat edin return'ı. Return function'ın en altına yazdım. Result sonuç variable'ını bana döndürecek ve ben burada echo ile ekrana bastıracağım. Topla, çıkar, çarp ve böl.
77, 63, 490 mı? Hepsini başarılı bir şekilde verdi. Burada anlamanızı istediğim şey şu, bir function'a da return edebilirsiniz. Return olayı sadece şu gördüğünüz son kısımda mı olur? Yani function'ın sonunda mı olur? Hayır. Bununla da ilgili bir örnek yazayım ben size. Message adında bir function tanımladım. İçerisinde bir parametre gönderdim. Diyorum ki eğer bu parametre, bu variable, Fehmi değerine eşitse return it. Return ne demek? Function'ı sonlandıran komuttur aslında. Return, bakın değersiz de kullanılabilir. Yani illaki burada bir değişken ya da bir string, bir function'a yönlendirmek zorunda değilsiniz. Geri döndürmek zorunda değilsiniz. Burada sadece return, geri dön. Function'ımdan çık, artık function'ımı kullanma da diyebilirdim. Hiçbir değer almadan return function'ı sonlandırır. Return'ı illaki en sonunda kullanmak zorunda değilsiniz. En başta, ortada, istediğiniz yerde kullanabilirsiniz. Yeter ki yaptığınız algoritma ne işe yarıyorsa, ne işlem yapacaksanız orada kullanmanız. Ben burada bakın message'a bir parametre gönderdim. Dedim ki Fehmi. Bakalım nasıl bir sonuç elde edeceğim. Herhangi bir sonuç elde etmedim. Niçin? Çünkü geldi function'ın en başında name'i kontrol etti. Fehmi mi? Evet. O halde return. Function'dan çıktı. Halbuki burada başka bir isim yazmış olsaydık. Bakın return olayı gerçekleşmediği için diğer komutlarda çalışacaktı. Şuradaki diğer komutlar çalıştı. Çünkü return ile programdan çıkmadı. Geldi şu komutların hepsini okuduktan sonra baktı herhangi bir komut kalmadı. O zaman function'ı sonlandırdı. Return olayı bu şekilde ortada, başta da kullanılabilir. Size göstermek istediğim başka bir şey ise function'ların tanımlanma şekli. Bakın buradaki function'ınızın ismi message'ı. Bunu bir değişkende tutabilirsiniz. Run, çalıştırmak diye bir variable'da tuttum ben. Yani bir variable'da tutup o variable'ı çağırırsanız şu şekilde, ama küme parantezlerini açıp kapatıp sanki function çağırıyormuşsunuz gibi çağırırsanız variable'ı, bu şekilde message çalışacaktır. Bakın çalıştı. Niçin çalıştı? Hatta şunları silelim. Gerçekten çalıştığını görmenizi istiyorum. Yani bir variable'a, eğer function'ınızın ismini bir variable'a atarsanız o variable'ı bir function ismiymiş gibi çağırabilirsiniz. Ama tabii başında dolar simgesini kullanmak şartıyla. Function'ların böyle de bir kullanımı vardır. Ben pek kullanmıyorum çünkü bana pek hoş gelen bir özellik değil. Ama tabii sizin yapacağınız projede istenilebilir. Bu yüzden bilmenizde yarar var diye düşünüyorum. Bir başka öğrenmenizi istediğim şey ise function otomatik çalışır mı? Function'ımızı otomatik olarak çalıştırabilir miyiz? Şunu yazmazsak function'ım çalışmaz. Çünkü function'lar çağrılmadan çalışmazlar. Ancak ben function'ımı otomatik çalışmaya zorlayabilirim. Bunu nasıl yaparım? Az önce gösterdiğim run variable'ın içerisine function'ımı atarım. Şuradaki ismini silerim. Ne yaparım? Anonim bir function oluştururum. Anonim bir function şu şekilde bakın. Bu bir anonim function ama hala çağrılmadan çalışmayacaktır. Anonim function'a bazı özellikler eklememiz lazım. Nedir bu? Küme parantezini açıp şurada kapatıyorum. Ve şurada function çağırıyormuşum gibi küme parantezlerini açıp kapatmalıyım. Bu şekilde çalıştığında bu sayfa otomatikmen çalışan bir function elde etmiş olacağım. Bakalım herhangi bir yerde function'ı çağırmamanıza rağmen otomatik olarak çalışacak mı? Gördüğünüz gibi otomatik olarak çalıştı. Buna da bazen sayfada kullanıcı girer girmez otomatikmen bir şey vermek istediğiniz zaman kullanabilirsiniz. Bu özellik de kullanışlı. Bunun dışında da peki parametre gönderebilir misiniz otomatik çalışan fonksiyonlara? Örneğin bir isim ve soyisim gönderebilir miyiz? Bakın şurada parametreyi gönderin. Şuradan tekrardan parametre sayınızı girin. Ve şuradan artık hangi işlemi yapacaksanız yapın. Şu şekilde çift tırnak kullanmam gerekiyor. Tek tırnak kullandığım için çalışmadı. Evet, bakın başarılı bir şekilde adımı ve soyadımı parametre olarak gönderip function'a otomatik olarak çalıştırıp döndürdü. Bu şekilde de otomatik çalışan function'lardan haberdar olmanız gerekiyor. Önümüzdeki ders devam edeceğiz.